bizlerdi. Çok iyi, teşekkürler. Siz bizi fark ettiniz sandık, öyle durdum sandık. Yok canım, sen kahve almaya durdun. Afiyet olsun. Nasılsınız annem? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi, teşekkürler. Son zamanlarda çok sık karşılaşıyoruz, böyle konuşuyoruz. Artık o şeyleri siz de sıkıldınız. Böyle sizin farklı konuşmak istediğinizde bizim sormadığım şeyler var mı? Sizi gördüm. Çünkü dün bir haber yapıldı ve ben buna çok üzüldüm. Çok yakın bir arkadaşım, çok sevdiğim, çok yetenekli bir basketbolcu arkadaşımla bir haber yazıldı. Ve hani bazen insanların da bir hayatı olduğunu bilmeden haber yapıyorlar ve beni açıkçası üzüyor. Böyle bir şey yok. O yüzden bunu size söylemek iyi hissettirdi beni şu an. Kartal Bey'le arkadaşsınız, bir birlikteliğiniz evet, yok. Anladım. Aynen öyle. Benim çok sevdiğim arkadaş grubundan bir arkadaşım sadece. Her yerde çok yazılınca da böyle bir açıklama yapmak istedim açıkçası. Kimse var mı? Onu da soralım hemen. Yok hayatımda kimse, yani bunu uzun zamandır söylüyorum ama bir tık inandıramadım hala. Herhalde böyle bekar bir kadın diye sürekli bir şeyler bekar yazılacak. Bekar göz önünde dikkat çekici, türetebiliriz şeyleri. Önümüz yılbaşı bir planınız var mı? Nasıl, yeni yıla nasıl girmeyi düşünüyorsunuz? Ailemle olurum. Ailemle olacaksınız. Evet. Hep böyleydi sanırım. Evet, benim için öyle de öyle kıymetli. Peki olur. Özel günlerde yapmayı sevdiğiniz bir ritüel ya da herhangi bir başka bir şey var mıdır? Vallahi sürprizleri sever misiniz? Tabii ki severim, kim sevmez. Ama ailemle olmak yeterli ya, onlarla beraber. Onlar da sürpriz yapabilir size. Evet. Ne gibi sürprizler? Ben onları mesela yaparım. Siz yapıyorsunuz evet, genelde. Evet, ben daha çok yaparım. Siz misinizdir sürprizleri yapan evet, böyle? Ne yapıyorsunuz evet, mesela? Ailenin ne gibi şeyler oluyor? Benimdir. Daha önce çok şaşırtıcı ya da çok şey böyle yaptım. Ay bilmiyorum, şu an kendim başka bir röportajda hissettim. O yüzden dedim hep aynı evet, şeyleri konuşmayalım, farklı evet, şeyler konuşalım diye. Vallahi yapıyorum bir şeyler kendimce. Ailemi ne mutlu ederse onun için uğraşıyorum. Sizi ne mutlu eder, onu sorabilirim. Benim de ufak sürprizler eder ya. Ne kadar ufak? Çok ufak. Peki böyle anlık, yani çok böyle şaşırtıcı şeyler olursa bazı insanlar sevmez böyle şeyler. Hazır. Ha, ben de öyle şeyleri çok sevmem. Yani. Evet, bir tık planlı bir insanım o yüzden. Çok ilginç karşılaştığınız bir şey oldu mu peki? Hiç beklemediğiniz anda yaşadığınız bir şey. Korkutan, ürküten, olmuştur, şaşırtan. Tabii ki olmuştur. Çok aklıma gelmiyor şu an. Vardır elbet. Yeni yıldan beklentilerinizi soralım. Yeni yıldan sağlık bekliyorum. Daha önce de söyledim. Sağlık bekliyorum, huzur bekliyorum. Güzel projelerle güzel başarılar bekliyorum. Okuyorum demiştiniz devamlı. Herhalde hala süreç devam ediyor okuma evet, süreci. Evet, şu an çok net bir şey yok ama biraz ilerlediğimiz bir proje var. En yakın zamanda inşallah siz de duyarsınız. Çok i̇nşallah, az kaldı. İnşallah hayırlısı olsun. Takip evet, ettiğiniz bir şey var mı? Son zamanlardan Beyazlam olsun hem dijital medyalar olsun. Çok yani fazla ben, dizi var, proje var. Evet, ama daha çok Disney Plus izlediğim için orada çıkan dizi takip ediyorum. Yapıyorsunuz. Evet. Bu peki siz kendiniz nasıl besliyorsunuz o durduğunuz iş yapmadığınız, çalışmadığınız süreçte? Şu dönem okula döndüm ben. Okuyorum bir evet, yandan. O yüzden ben, o biraz yoğun. Fazla yoğunmuş hatta, bu kadar sene sonra da okula dönünce bir şok geçirmedim değil. Ama onun yoğunluğundayım. İşte ailemin yanındayım. Onun dışında zaten eğitime devam ediyorum. Oyunlar izliyorum, filmler izliyorum. O şekilde. Geçtiğimiz günlerde bir meslektaşınız Pınar Hanım'ın bir ödül gecesini yaptı, bir konuşma. Çok konuşuldu, kendisi linç edildi, kimisi haklı buldu, kimisi oyunculukla dünya kurtarılamaz dedi. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Ya açıkçası insanlar istediği her şeyi söyleme hakkına sahip. O yüzden ben de bu konu çok diye bir yorum yapmak istemem. Hani çok detaylara girmeyelim bence. Çünkü herkes bu ülkede özgür bir iradeye sahip, istediği cümleyi kurabilir. Ben böyle düşünüyorum. Siz de zaman zaman bu linç kültüründen nasıl evet, biz alıyorsunuz, yaptığınız ya da yapmadığınız şeyler. Tabii ki. O yüzden anlıyorum tabii ki ama bu bizim alıştığımız bir şey oldu artık. İnsanları kötü hissettirmek üzerine bir sisteme dönüştü. Sistematik bir eleştiri sürekli. Ve yani önce bizim insanları olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor şu dünyada artık. Yani bu devirde, bu nesilde. Yani insanları da olduğu gibi kabul edelim artık ya. Mesleğinizin çeşitli cilveleri var. Biz bekletiyoruz ama şu an var mıdır yer onun için? Valla beyefendi gelmedi. Evet, yok arkada var mı? Yok geçebiliyor, alan var. Mesleğinizin çeşitli cilveleri var. Bunlara alışabildiniz mi? Siz bayağı beni boş buldunuz. Mehmet gelene kadar böyle oturup ama konuşalım. Ama keyifli, farkındaysanız. Çok teşekkür ederim. Evet, aranızdan bazıları sohbet etmek çok güzel. Çok sen teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu cilvelere alıştınız mı? Hani mesela istediğiniz gibi yolda yürüyemiyorsunuz. Zaman zaman istediğiniz ortamlara karışamıyorsunuz. Uzun zaman oldu. Yani çok uzun zaman evet, oldu. Tabii ki ilk zamanlarda fazla geliyor insana. Kimi zaman yer yerde tabii ki fazla geliyor. Çünkü özel hayata saygı olmadığı için şu devirde. Ama çok alıştım.
Peki nasıl bu, hani bu çok bunaldığınız dönemlerde mesela yurt dışı seyahatlerimi, tatillerimi nasıl atlatıyorsunuz? Ben yurt dışı seyahatlerimi, tatil burada da yapıyorum. Biraz daha çok tanımadığımız hem de her şeyi tanımaya çalışıyorum. Hep aynı şeyi. Seninle özel bir röportaj ayarlayalım, bence öyle de, konuşalım. Bence de, ben ulaşacağım mutlaka. Bence de, onları öyle konuşalım. Yeterli oldu. Peki tamam, çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler. Çok kibarsınız.